Herkese merhaba. Bugün karşınızda Renault Clio var. Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Karşınızda Renault Clio var. Aracımız Joy Paket, yani en baz donanımlı Renault Clio karşınızda. Bu araç 2012'den beri üretilen bir araç. 2020'ye kadar, hatta 2020 bu araç 2019 model. 2020 modele kadar da Clio bulabiliyorsunuz bu kasada. 2020'nin sonuna doğru 2021'de ise Clio 5'ler geliyor biliyorsunuz. Clio 5'ler de aynı motor. Bu da 0.9 TC. Clio'daki de 1.0 TC. Aynı tamamen. Büyük bir farklılık yok. Sadece küçük bir oranda hacim büyütme yapılmış. O da biliyorsunuz Türkiye'de biraz algı var. İnsanlar 1.0 motor, 0.9 motor çekmez tarzında düşünüyor. Ama bu aracın 90 beygir bir gücü var. 140 Nm bir torku var. 12-13 saniyede 0-100'e çıkıyor ve hani bu 12-13 saniyede bize hissettirmiyor. Çünkü araç hafif bir araç. Çok ağır bir araç değil. Gerçekten hani biraz yüksek devir kullandığınız zaman alıp sizi götürebiliyor. Bunu ilerleyen zamanlarında yokuş testini, gerekirse yük testinde yapacağız. Bu araç zaten bizde olan bir araç. İlerleyen zamanlarda bunun daha detaylı motor testleri gelecek. Şimdi aracımızın ön tarafına gelecek olsak. Şimdi bu araç makyajlı bir Clio. LED'lerimiz şu altta görüyorsunuz. Normalde makyajsızlarda LED burada olur. LED'lerimiz alt tarafta ve bu LED'ler farlarla birlikte yanıyor. Eski Clio'larda böyle bir şey yoktu. Yani gece gerçekten güzel bir görüntü oluşuyor. Burada bu farlar beraber. Gerekirse onun da görüntüsünü buraya koyarız. Şimdi yan tarafta ufak tefek değişiklikler var tabii ki de. Farlarımızın için siyah yapılmış. Şu ön tarafta siyah bir nikelajımız var. Burada Renault amblemimizi görebiliyorsunuz. Bu araçta da çok güzel bir özellik var. Kaputu açınca göstereceğim onu size. Yani bu segmentte pek göremediğimiz bir şey. Renault evet bazen malzemeden çalabiliyor. Ama bazı konularda da çok güzel işler yaptığını söyleyebilirim. Arka tarafına geleceğimiz zaman arka tarafta Clio'nun normal yazısını burada görebiliyorsunuz. Bu park sensörleri orijinal değil. Sonradan takılma bunlar. Ben de takmadım. Kimin taktığını açıkçası bilmiyorum. Sonradan takılma dediğim gibi. Ama güzel bir özellik. Tabii dolu paketlerini alırsanız çok fazla özellik geliyor. İkonda veya touch paketlerde sunroof dahi var. Dizelleri de 1.5 dizelleri de yine 0.9 TC'leri de aşağı yukarı aynı güçlerde zaten. Dizeli biraz daha iyi bunun 1.5'inin. 75'lik değil 90'lık olanı biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle jant lastiğine gelecek olursak 15 inç çapında bir jant lastiğimiz var. Üzerinde teneke bir kapak var. Yani kapak jant zaten bunu. Boş paket bir araçtayız, baz paket bir araçtayız ve B segment bir araçtayız. Yani bunları aslında çok yadırgamamak lazım. Şimdi bu fiyatları ilerleyen dakikalarda fiyatından da bahsedeceğim. Gidip bir tane polo almaya kalkarsanız 1.0 pololar şu anda 450 lira çıktı. 0 pololar 670 bin lira en dolu paketi. Tabii ki de Clio da 500'lerin üstüne çıktı. Ama yani dediğim gibi mantıklı bir araç olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi ilerleyen zamanlarda fiyatından da bahsedeceğim size. Aracımız üst tarafta bir antenimizi görebiliyorsunuz herhangi bir şekilde işte gömülmemiş. Arka tarafta alt tarafta plastik detaylarımız var. Şu yan tarafta plastik detaylarımız var. Şunları görebiliyorsunuz. Bunlar kapılar bir yerlere çarpmasa önlem amaçlı işe yarıyor gerçekten. Aracın boyası kalkmıyor. Burada krom detaylar yapıyorlar. Çok güzel oluyor. İlerleyen süreçlerde belki onu da yaparız. Videoya alırız hepsini. Bu araçla ilgili yapacağımız işlemler olursa hepsini teker teker videoyu çekeceğiz. Aklımızda bu farları ikon farına çevirme gibi bir fikir var. İkon farları biliyorsunuz full LED. O farı satın alıp direkt bunun yerine takma gibi bir planımız var. Ama biliyorsunuz maliyetler çok yüksek artık. Yan sanayi bir mal taktığımız zaman da 2 gün sonra bozulmama olasılığı yok yani. Bozulabilir. Bozulduğu zaman keşke halojen olsaydı da takmasaydım diyebilirsiniz. Çünkü bu farı yeri geliyor satıp ya da alacağınız kişiye verip o size LED far veriyor. Onun fiyatını bundan düşüyor. Bir daha gidip bu farı işlemek zor olacaktır. Aynalarımız kapının üstünde konumlandırılmış. Bu birazcık rüzgar sesi açısından kötü olabilir. Ama zaten dediğim gibi B segmenti bir araçtayız. Çok fazla konfor beklememize bir ihtiyaç yok. Çok fazla güç beklememize ihtiyaç yok. İstanbul'un, Ankara'nın göz bebeği, büyük şehirlerin göz bebeği.
filoların göz bebeği Egea Clio. Bakın şurada mesela bir Egea var. İlerleyen zamanlarda bir Egea da gelecek. 1.4 Urban Plus bir paket aracımız var. Onu da videosunu çekeceğiz. Karşılaştırmasını yapabiliriz. O da 95 beygir. Belki Clio ile bir 0-100 denemesi veya normal alınır alınmaz denemesi karşılaştırması yapabiliriz. Şimdi gelin aracımızın iç detaylarını incelemeye geçelim. Şimdi aracımızın şu kapı sesine bir bakalım. Yani sınıf segmentinin oldukça karşıladığını söyleyebilirim. İçine geçmeden önce şöyle koltuğumuzu az bir şey geri alalım. Şöyle içine bir oturalım. Şimdi aracımızın içine geçtiğimiz zaman bizde güzel bir ortam karşıladığını söyleyebilirim. Yarı dijital bir kadranımız var. Hemen onu da açalım. Anahtarımız bu arada yok. Start stoplu bir araç. Sadece şu kartı buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra buraya start stopa basıp aracı çalıştırabilirsiniz. Şöyle camlarımızı biraz açalım. Hava sıcak. Şimdi burada yarı dijital bir kadranımız var. Görebiliyorsunuz burada. Burada biz hız göstergemiz üst tarafında. Hemen şu koldan şuradan yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi lastik basıncı, bakıma kalan süre, ortalama tüketim, normal standart şeyleri sunuyor bize. Direksiyonu buradan hız sabitleyici ayarlarını, buradan Bluetooth ile ilgili konuşma yapabiliyorsunuz. Klimalarımız hemen şurada. Yani manuel bir klima. Manuel bir klima. Multimedya sistemimiz de sanki böyle büyük bir ekranmış gibi duruyor ama küçük bir ekran şurada. Ama dediğim gibi aracımız Joy paket bir araç. Çok da fazla bir şey beklememek lazım ki beklenenini zaten sunuyor bize. Üst tarafa geldiğimiz zaman bir aydınlatmamız var ama makyajsız tabii ki de. Aydınlatmasız makyaj aynamız. Geldiğimiz zaman burada bir dörtlü flaşör tuşumuz. Aracın kilit tuşu. Üst tarafta plastikler sert tabii ki de. Yalnız şurada bir deri kullanılmış. Onu söylemekte fayda var. Üst taraflar sert plastik. Her yer sert plastik. Şurası bayağı bir katır kütür plastik. Buralar da sert plastik. Şurada bir sabitleyici tuşumuzu görebiliyorsunuz. Neden bu tuş burada? Yani direksiyonun üstünde konumlandırabilirdiniz. Saçma olduğunu düşünüyorum. Bir kolçağımız yok. Bunlar tabii ki manuel bir araç zaten. Hani kolçağı aslında çok da büyük de bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ben. Şurada bir multimedya sistemimizi ayarlayabildiğimiz bir tuş var. Ön göğüs biraz uzun. Bir de şu klima detayı biraz küçük kalındığını düşünüyorum. Belki de bunu test etmişlerdi ama biraz daha büyük olabilirdi en azından. Camı açmak için kışın daha işlevsel olurdu diye düşünüyorum. Şimdi burada bir dikkatimizi bir şey çekiyor. Tabii ki de şu sola döndüğümüz zaman iki tane cam açma tuşumuz var. Çünkü arka camlar elektrikli değil maalesef. Onu da arkadan geçince yakın cam 2020 model diyoruz. 2019 model diyoruz ama arkada camlarımızı manuel olarak açıyoruz. Bu çok üzünlü. Yani hiç yakışmamış diye düşünüyorum. Elektrikli aynalarımız var. Yani aslında baktığımız zaman Taliant mesela şu an yeni çıktı. Taliant'ta elektrikli bir ayna yok. Taliant zaten tamamen içi baz versiyon. Teyp dahi yok araçta. O yüzden Renault son zamanlarda çok fazla malzemeden çaldığını düşünüyorum ben. Ama tabii ki de şu anda vergi koşulları olsun. Bunu gerektiriyor. Koltuklarımıza gelecek olursak. Koltuklarımız gerçekten bu araç için güzel bir koltuk. Şu yan tarafları destekleri iyi oldukça. Kafalı oldukça iyi. Buralar oldukça iyi. Birazcık şurası kısa kaldı ama benim boyum 1.87. Onunla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Şu sol tarafa geldiğim zaman bakın burada bir parlaklık ayarımız var. Kadranların parlaklık ayarı. Far yükseklik alçaklık ayarımız var. Başka da pek anlatacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu arada park sensörümüz de şurada görebiliyorsunuz. Bunu da sonradan taktığımızı söyleyebiliriz. Şimdi gelin aracın arka tarafını geçelim. Arka tarafındaki size mesafeyi anlatalım. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman burada sert plastiğimizi görebiliyorsunuz. Sert plastik keşke tek sorun olsa. Gördüğünüz gibi camlarımızı elle açıyoruz. Arka tarafı yani ben 1.80'de boyundayım. Çok sınırlarda onu söylemekte fayda var ama B segment bir araç, buna pek bakmayacağım. Burada camımızı elle açıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadan önüne bakışımız bu şekilde. Diz mesafesi yani ben bu araçta uzun yolu yapmadım ama kısa mesafelerde gittim geldim. Pek büyük bir sorun yaşamadım.
Baş mesafesi evet, başım çarpıyor biraz. Onu söylemekte fayda var ama önde ben oturuyorum. Bakın direğin arkasında koltuk. Onu da hesaba katmanız lazım. Eğer 1.80 boyunda bir insansanız ya da 1.75 boyunda bir insansanız hiçbir problem olmayacaktır bu araçta. Önden arkaya bakış bu şekilde. Kötü değil gerçekten. Çok güzel duruyor aracın aslında ön tarafı. Kadranların dijital olması tarzında. Tek eksiğinin ben arka camlar olduğunu düşünüyorum ama arka camlarda 300-500 liralık bir maliyet. Çözülür, hallolur yani. Büyük bir problem değil. Şu anda bu aracın fiyatı 350 bin lira, 400 bin lira arasında. O yüzden baktığımız zaman bu fiyata da pek bir şey alamıyoruz artık. Yani o yüzden bu tür şeyleri pek kimse takmıyor artık. Arka camlar olsun, hız sabit. Bakın bu araçta hız sabitleyici var mesela. Şimdi hangi artık BMW 4 serisi alıyorsunuz 2013-2014 ya da BMW Audi A4 alıyorsunuz mesela. Kesinlikle karşılaştırılamaz. Onlar premium marka. Onlar tabii ki de bu Renault olsun, bu gruptan olsun hepsinden çok iyi araçlar. Ama mesela hız sabitleyicisi opsiyon olarak alıyorsunuz. Opsiyonel olarak biraz problem bunda var. Yani her türlü bizde sunulması gerekeni sunduğunu düşünüyorum. Arka camlar hallolur. Onlar büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Aracımız bu şekilde duruyor. Şimdi gelin bagajına bir bakalım. Bagajda dediğim gibi şöyle B segmentinin standartında biraz karışık olabilir, kusura bakmayın. B segment. Buraya gerekli bagajın hacmini yazacağım. Biraz burada biraz derinlik var. Bu biraz zorlayabilir ama aracın bagajı büyük olsun, derin olsun çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum ben. Burada bakın plastiklerimiz güzel. Kaplı var. Yani bazı araçları Dacia'da Sandero'daydı sanırım. Şöyle yarıda kesmişlerdi. Şu köşelerde hiç plastik dahi bulundurmuyorlardı. Çok saçma olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin aracımızın çok güzel bir özelliği var. Gerçekten özellik derken yani donanımdan bahsedeceğim. Bir motor kaputunu açalım, orada size video içerisinde bir şey de göstereceğim. Şimdi motor kaputumuzu açacağız ama şöyle gördüğünüz gibi şurada kolunu çekiyoruz ve gördüğünüz gibi iki tane amortisörümüzü burada, pardon bir tane amortisörümüz var ama var. Yani kesinlikle öyle elimizle falan uğraşmıyoruz. Burada 0.9 TC motorumuz var. Turbo besleniyor bir motor. 1.0 Clio'larla aynı motor. Zaten burada akümüzün sonra Renault Nissan görüyorsunuz. Nissan'da kullandığımız motorlardan bir tanesi. Daha doğrusu Nissan'la Renault zaten ortaklaşa çok fazla motor yaptı. 1.3 TC'ler olsun. Ama amortisörlü kaputumuz çok işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Hemen bunu kapatalım. Bu da bu şekilde kapandı. Birazcık kaputun şeyi birazcık böyle hani sert kapatınca içine gömülecekmiş gibi geliyor ama kesinlikle öyle değil. Şimdi şöyle bir farlarımızla en son yakalım. Videomuzu sonlandıralım. Arkada farlarımız bilmiyorum gözüküyor mu? Şu sis farı zaten biliyorsunuz. Yanındaki farları yaktım. Hemen ön tarafına gelecek olursak. Ön tarafında da şu şekilde normal farlarımız zaten halojen olarak yanıyor. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız, daha doğrusu bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha fazla gelmesini istediğiniz araç varsa alt tarafa yorum olarak belirtebilirsiniz. Şimdi ufak bir sürüş yapalım dedik. Bakın ben bir tepedeyim ama araç hemen adapte olabiliyor. Hemen gidiyor. Şöyle farlarımızı kapatalım. Ses olarak da biraz güzel bir sesi var. Çünkü biliyorsunuz 3 silindirli bunlar. 6 silindiri ikiye bölüyorlar. Ve bu şekilde bir ses oluyor. Aslında yarım bir 6 silindirli gibi düşünebilirsiniz. Ufak bir sürüş oldu. Bunun ilerleyen sürüşüne bir bakın. Şu an ayağım hemen adapte olabiliyor. Çünkü turbo besleme bir motor. Kesinlikle öyle 1.0 atmosferik. Hatta bence 1.6 atmosferik yerine bile tercih edilebilir. Şu tofaşçı kardeşimiz aracı basmış yere. Gördüğünüz gibi bakın anında alıp götürebiliyor sizi. İlerleyen süreçlerde bunun daha iyi bir testini yapacağız. Kendinize iyi bakın.